Selçuk Bey'i Sabri Bey'le birlikte burada ortak adayımız olarak inşallah Manisa'da belediye başkanlığı odasında hep beraber bizi ağırlayacak inşallah. Saadet Partisi Gelecek Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday oldu. Bir köylü çocuğuyum. Arkamda hiçbir güç yok, sermaye yok, medya yok, para yok, hiçbir şey yok. Sadece Allah ve biraz önce genel başkan söylediğim milletimiz vardı ve de kendi cesaretim, yüreğim vardı. Ve şimdi burada 3 dönem milletvekiliğinden sonra muhalefette de milletvekili olarak geldik. Şimdi de Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı söz konusu oldu. Benim hayalim de zaten milletvekilliğinde dedim ki beni bakan yapmazlar burada. Ama ben Manisa'da bir numara olurum ve burada herkesin önünde olurum. Büyükşehir Belediye Başkanı olurum demiştim. Geçen dönem Sayın Erdoğan da bana adayımız sensin demişti. Sonra Meral Akşener hanımefendi bana adaylık teklif etmişti. Şartlar bugüne getirdi bizleri. Şimdi büyükşehir adayıyız. İnşallah kazanacağız Allah'ın izniyle. Özdağ'ın adaylığının açıklanacağı toplantı 11 Şubat'ta Manisa'da yapılacak. Geçtiğimiz yıl Ağustos ayında Bir TV yayınına katılan Selçuk Özdağ, haber müdürümüz Ertuğrul Turan'la yaptığı röportajda siyasi hayatını Büyükşehir Belediye Başkanlığı'yla bitirmek istediğini söylemişti. Yerel yönetimler anlamında bir düşünceniz var mıdır? Bir hayaliniz belki var mıdır efendim? Efendim ben Adalet ve Kalkınma Partisi'ndeyken Sayın Erdoğan bana Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayımızsınız demişti. Evet. Sonra burası Milliyetçi Hareket Partisi'ne verildi. Ardından ittifak bozuldu. Tekrar beni Mehmet Öşeseki Bey aradı. Adayımız sensin dedi. Sonra burası Milliyetçi Hareket Partisi'ne bırakıldı. Ardından da İyi Parti bana adaylık teklif etti. Sayın Meral Akşener'in partisi. Ve HDP de her yerde aday çıkartma kararı almıştı. Meral Hanım'ın karşısında ama Manisa'da aday çıkartmama kararı aldı. Bu da benim ayrımsız siyaset yaptığımı gösterir. Ben Kürt, Türkmen, Alevi, Sünni ayırt etmem efendim. Bir faninin gelebileceği en güzel yerlere geldim. Evet. Gelebilecek ne varım burada? Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Bakanlık, Cumhurbaşkanlığı var. Benim öyle bir taleplerim yok. Benim Büyükşehir Belediye Başkanlığı gibi bir talebim var. Eğer vatandaşım tevezzü ederse, bizi isterlerse ben de finalimi, siyasi finalimi Büyükşehir Belediye Başkanlığı olarak baki kalan bu kudrede hoş bir seda bırakmak isteyerek yapmak isterim.